Dünyada örneği olmayan bir sürece girdik. Bir, şu anda tek ana muhalefet var. Muhalefet diye bir şey yok. İki, dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir yöntemle karşı karşıyayız. Biz sadece iktidarla mücadele etmiyoruz. Aynı zamanda iktidarın dışındaki muhalefet partileriyle mücadele ediyor. Yetmiyor, devletin kurumlarıyla mücadele ediyor. Ya böyle bir zorlu bir süreçte, ya neden Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir dayanışma, bir birliktelik, bir arada olmasının gereklerini anlatmaya çalışıyorum. Düşünün, muhalefet partisi olarak siz düşüncelerinizi ifade ediyorsunuz. Sizin düşüncelerinize muhalefet partileri cevap veriyor. Televizyonları görüyorsunuz akşamları. Akşamları açtığınızda muhalefet liderlerinin iktidarı değil, ana muhalefeti eleştirdiğini, eleştiri boş ve tehdit ettiğini görebilirsiniz. Ama şunu herkes bilsin. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim asla ve asla tehdide pabuç bırakmayacağımızı herkes bilir. Bunun bedeli nedir ya? Ölümse ölüm. Tutuklanmaysa tutuklama. Hadri meydan diyor. Ya bu konuda bizim böyle bir taviz vermemizi hiç kimse beklemez. Ama bütün bu meselelerle uğraşırken parti içerisinde ya çeşitli eksikleri tölere etmek yerine onu bir siyasal malzeme haline getirmeyi de kabul edemiyorum ben. İçime sindiremiyorum. Kimler yapıyor bunu? Arkadaşlarımızın düşünceleri ne saygı duyarım. Ama hiçbirimiz bir başkasından daha fazla solcu falan değil.